Demokrasinin beşiğidir. Böyle bir şey demokrasi olamaz. Benim 13 tane korumam kendi davetine gittiğim bir ülkede gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar. Ben bu ülkeye medeni demem. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Uluslararası Medeniyet Şurası'nda konuştu. Sözde medeni olduğunu iddia eden ülkeleri eleştirdi. En başta da Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimini, artan İslam düşmanlığına dikkat çekti. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık. Ama şu anda eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de korumalarına yönelik çıkartılan gözaltı kararı ile ilgili bir kez daha konuştu. Beni davet edeceksin. Yanımda korumalarım. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Ve teröristlere orada adeta bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın. Ve kendi korumalarım bizimle ilgili tedbir alacak. Hele hele iki tanesi orada hiç yok. Eşimin korumaları. Ve bunlarla ilgili savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet olur mu? Erdoğan dünya beşten büyüktür sözünü yineledi. İslam dinini terörle yan yana göstermeye çalışanlara tepkiliydi. Myanmar niçin halledilmiyor? İslamofobya sürekli tahrik ediliyor. Amerika'da Sayın Trump bakıyorsunuz Müslümanlara terörist ifadesini kullanıyor. Bak böyle bir şey yok dediğimizde de savunamıyor. Hadi buyur Myanmar'da bazı Budistler terörist olarak Rohingya Müslümanlarını öldürdüler. Peki Budistlerle ilgili aynı şeyi söylüyor biliyorlar mı? Yok. Niye? Onlar yoga yapıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Varsa yoksa İslami terör diyorlar. Cumhurbaşkanı terör örgütlerini silahlandıran ülkeleri de eleştirdi. DAEŞ'e karşı en büyük mücadeleyi veren ülke biziz. Ve bu mücadelemizi verirken de DAEŞ'in İslam'la alakası olmadığını söylüyoruz. Ve ne yazık ki Müslüman'ı Müslüman'a bunlar kırdırıyor. Ücretsiz silahları da veriyorlar. Biz savunmak için paramızla silah istiyoruz. Bize silah vermiyorlar. Böyle garip bir dünyanın içerisindeyiz.